işte parası yatırınca sadece bir yer açmış oluyor. Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar için koronavirüs tedbirleri kapsamında test yapılması istendi. Vatandaşlara test yapmadan önce Halk Bankası'na 250 TL yatırmak zorunda. Hal böyle olunca da Halk Bankası'nın önünde uzun kuyruklar oluştu. Tam 2 gündür bekliyorum. Elazığ'daki hiçbir Halk Bankası ATM'si çalışmıyor. Hiçbiri para almıyor. Ondan dolayı durmuşum. Saat 3.30'da uçağım var. Teslim hale yapmamışım. Gece 3.30'da da biletim odur cebimde. Gidiyorum onları anlatıyorum. Diyorum ki size vezneden nakit vereyim. Kabul etmiyorlar. Hesabınıza havale atayım. Hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. 2 gündür tam 48 saattir bununla uğraşıyorum. Yurt dışına gideceğim. Ben Almanya'ya gideceğim için zorunlu 48 saat önceden yapılması gereken bir test zorunluluğu var. Ama şu anda gidiyorum. Şu anda bak 2, 4, 5 tane burada var. 5'i de almıyor. Hürriyet Caddesi var bu ileride. Hürriyet Caddesi'ne gittim. Hürriyet Caddesi'nde yine 4 tane ATM var. 4'ü de almıyor. Yukarıda Park 23 var. Oraya gittim. Orada almıyor. Dünden beri gezmedim, yer kalmadı. Şehir mi değiştireyim gideyim yatırılmak için? Bir işlem var mı? Yurt dışıyla ilgili evet. Oradan para gelecek çekeceğim. 3,5 saattir bekliyoruz. Evet, dükkanlarımızı kapatmışız. Bakın bu saate kadar bekliyoruz. Sosyal mesafe yok. Hiçbir şekilde insanlar, herkes iç içe. Halk Bankası'nın önünde kuyruk uzadıkça uzadı. Şöyle böyle 2 saat var. 12.30'dan beri sıradayız. 1,5 saattir bekliyorum. Sıram arkada. Yurt dışı Covid testi için para yatıracağım. Para yatırmak için sıra bekliyorum. İnsanlar para almak için insanı bekletir mi ya? Para vermek için bekletir. Halk Bankası'nda işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bu kuyrukların arasında sosyal mesafe neredeyse hiçe sayıldı. O yüzden bu kadar hastalık alıp başını gidiyor. Şu anda gördüğünüz gibi yaşlılara, engellilere öncelik yok. Herkes, onlar da bizim gibi sabahtan beri bekliyorlar. İşte durum bu. Rezalet. Sistemde bir rezalet şimdi. Şimdi en azından bir vezne olacak hastanede, orada para yatıracak, vatandaş orada fişini alıp işlem yapıp çekip gidecek. 2,5 saattir bekliyorum. Evet. Vallahi böyle perişanız. Bakın dizlerimiz kırıldı, otur. Yoğunluk fazla olunca vatandaş işlemlerin geç alınmasından dert yandı. 1,5'da beri burada bekliyoruz. Banka şubeyi kapatmışlar. Nereye gideceğimi şaşırdı. Paramızı yatıracağız ama tabi esnaf kredisi çekmişiz. Bugün de son gündür. Yatırmazsa ondan sonra faiz bindirecekler. Daha saat kaç? Sonuçta buradaki 15, insanları içeri alıyorlar. 15,5 yani 3,5 bir saat sonra da kapatacaklar. Gününü burada öldürenler var. Bak, kadın diyor ki 3 tane çocuğum ya, burada diyor, bir şey sorayım müsaade etmiyor. Bu da haklı. O da haklı. Yani buradaki güvenlik arkadaşımız da haklı. Ama yani buna başka bir düzen almalar lazım. Bu şekilde olmaz. Ben Halk Bank'ın ATM'lerinden şikayetçiyim. Hiçbiri çalışmıyor. Para yatıramıyoruz yani. Millete böyle eziyet etmenin hiç alemi yok. İşim var ama maalesef geçen 2 gündür geldim. Dün de geldim. Evvelki gün geldim. Gene yapamadım. Gene bekledim. Sıra gelmiyor. Efendim? Sıra gelmiyor. Sıra gelmiyor. Ben 75-80 yaşındayım. Bu yaştan sonra ben için ne kadar bekleyebilirim? Dün geldim, 2,5 saat bekledim öğleden sonra. Sıra gelmedi abi. Bugün yine gelmiş. Bugün yine gelmeyecek. Yani buna bir çözüm bulmaları lazım yani. Saatler geçmesine rağmen kuyruk bitmek bilmedi.